Evet arkadaşlar, bu akşam bir Deniz Kulağı programında federasyon başkan adaylarımızdan Profesör Neşe Hanım'la birlikteyiz. Profesör Doktor Neşe Hanım'la birlikteyiz. Öncelikle şunu başından söylemekte yarar var. Ben de kendisini ilk kez tanıyacağım. Daha önce bizim sektörde ya da bizim toplulukta ismini çokça duyduğum bir adayımız değildi. Bu aday listeleriyle birlikte Neşe Hanım'la tanıştık. Şimdi kendisini tanıtmasını ve kendi hazırladığı programa göre, listeye göre neler yapmak istediğini açıklamasını rica edeceğim. Hoş geldiniz Neşe Hanım. Hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli dalış ve sual sporları topluluğu. Bugün bu saatte, yani malumunuz geç bir saat. Herkes işinden çıktı, evinde istirahat edeceği saatte bu kıymetli vaktinizi bize ayırdığınız için, daha doğrusu bana ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Bilal Bey'e, Armağan Bey'e ve tabii ki Ahmet Hocamıza buradan huzurlarınıza teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Herkesin malumu Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun 25 Aralık 2021 tarihinde yapılması planlanan seçimli olağan genel kurulu öncesinde federasyon başkanlığına aday olduğumu açıkladım. Tabii ki adaylık duyurumun öncesinde spor camiasının yöneticileri ile geniş tabanlı bir istişare yaptık, toplantı ve bu şekilde ben yola çıktım. Bu süreçte bana inanan ve destek olan dostlarıma da huzurlarınızda teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Yaklaşık 6 ay önce yola çıkma kararı aldım ben. İşte olimpiyatlardan önceydi. Ve bu süreç içerisinde benim en büyük motivasyonum tabii ki yaklaşık 40 yıldır Türk sporuna çeşitli konularda hizmet ettim. Yani sporculukta yaptım, antrenörlükte yaptım, eski yüzücüyüm ben de. Tabii akademide bu sorumluluklarımızı ve görevlerimize devam ettik. Eğitim verdik, bilimsel araştırmalar yaptık. Ve bu tecrübe, bu özgüvenle beraber Türk sporunun başka bir dalında kamu yararına, Türk sporu adına hizmetlerde bulunmak için ben yola çıktım. Benim karşıma çıkan sizler tarafından ya da Sualtı Sporları Federasyonu'nun tüm üyeleri, mensupları tarafından karşıma çıkan en büyük eleştiri tabii ki bu topluluğun dışında birisi olmamdı. Aslında ben yıllarca yüzücü olarak, müsabaka sporcu olarak çalıştım. Sizin camianıza da açıkçası çok da uzak olduğumu düşünmüyorum. Bir sporcunun, bir antrenörün, bir yöneticinin yüz yüze gelebileceği birçok sorunla ben de zamanında yüz yüze geldim. Ve son 1-2 senedir yakından takip ettiğim Sualtı Sporları Federasyonu'nun sorunlarını ve taleplerini de biliyorum aşağı yukarı. Duyumlarımız ve araştırmalarımız, incelemelerimiz sonucunda. Benim bu göreve talip olmamdaki temel amaç sorunlara çözüm üretme ve birleştirici bir tavır benimseyerek bütün federasyonun altında yer alan tüm branşlar için uzlaştırıcı bir rol üstlenmektir. Tabii aday olduğumuz federasyonun, ki bu yetki bize verilirse, tüm paydaşlarıyla, bu paydaşlar başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız, dalış merkezlerimiz, spor kulüplerimiz ve can kurtaran merkezlerimiz olmak üzere tüm kuruluşlarla sağlıklı bir eşgüdüm içerisinde bir oluşum yapma kararlılığı içerisindeyim. Bu yönetime talibiz diyorum. Yani öncelikle yönetim nedir, yönetmek nedir? Yönetim aslında bir takım oyunudur. Bu takım oyununda herkes sorumluluğu da, başarıyı da ya da başarısızlığı da paylaşmak zorundadır. Yönetim işi kaynakları aslında etkin bir şekilde kullanmaktır. Ve bu kaynak dediğimiz şey nedir? İnsan kaynağı, sporcu kaynağı, mali kaynaklar, bilgi, her türlü kaynağı
doğru ve yerinde kamu yararına kullanabilmektir. Yönetimin asıl sorumluluğu budur. Ve tekrar söylüyorum, yani yönetim bir takım oyunu. Ve bu takımın içerisinde en zayıftan en güçlüye kadar herkese ben ihtiyaç duyuyorum. En zayıftan en güçlüye kadar herkese ihtiyacım var. Herkesin de ihtiyacı var. Ve herkesin malumu, bir takımda eğer birileri eksikse, bu hangi mevki olursa olsun, herhangi bir mevkiyi boş bırakırsak o takımın başarılı olma ihtimali maalesef ki çok düşüktür. Bu konuda siz değerli dostlarımızın önerilerini alıp ortak akıl üzere inşa edeceğimiz bir yol haritası belirleyecek ve bu süreçte eğer bu yetki bize verilirse stratejik planlarımızı ortaya koyacağız. Mevcut yönetim ve tabii ki daha önceki yönetimler birçok başarıya imza atmışlardır. Çok ciddi emekleri de vardır ve bu emekleri ve bu başarıları yadsıyamayız. Ancak yeni dönemde federasyonda geniş kapsamlı bir kan değişimine ihtiyaç duyulmaktadır. Kurumlar kalıcıdır, kişiler geçicidir. Herkes bir süre içerisinde yapması gereken işleri, sorumlulukları, fedakarlıkları yapar. Ve zamanı geldiğinde de biz bayrağın el değiştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Eğer bu yetki, bu sorumluluk bize verilirse, federasyonumuzun yönetimini üstlenmemiz durumunda oluşturacağımız uzman ekiplerle işlerimizi yürüteceğiz. Ve öncelikli olarak şeffaflık ilkesini benimseyeceğimizi ben şahsım adına taahhüt ediyorum. Özellikle güçlü, geniş ve adil temsil imkanı sağlayacağız. Bu benim için çok önemli. Adil temsil imkanı aslında süreci yönetmek konusunda yöneticilerin de elini rahatlatacaktır. Çünkü her zaman ben işi liyakat sahibine teslim etmekten yanayım ya da liyakat sahibi kişilerin görüş ve önerilerini dikkate almaktan yanayım. Oluşturacağımız ekiplerle, el birliğiyle hazırlayacağımız plan ve projelerle daha böyle birleştirici, kuşatıcı, kapsayıcı bir anlayışla ülkemizin de spor politikalarına yeni ışıklar tutacağımıza inanıyorum. Önümüzdeki süreçlerde tabii ki bu yetki bize verilirse somut olarak yapmayı planladığımız projelerden de bahsedeceğiz. Ve her şeyden öte eğer bu yetki bize verilirse, tekrar bunun altını çiziyorum. İlk işimiz tabii ki bir sualtı sporları şurası ya da çalıştayı düzenlemek. Ve tüm gelecek tüm önerileri, talepleri, katkıları akıl süzgecinden geçirerek bilimsel bir yaklaşımla nihai bir yol haritası belirlemek istiyorum. Şimdi dalış merkezleri olarak sizlerin sorunları bir şekilde benim gözlemlediğim ya da bana intikal ettiği kadarıyla bazı problemleriniz var. Her şeyden önemlisi bu genel kurul sürecinde temsil edilme konusunda bazı sıkıntılarınız olduğunu biliyorum. Tabii bu ben araştırdığım zaman, süreçlere baktığım zaman bu tabii ta 1990'lardan gelen bir sıkıntı. Dalış merkezleri olarak aslında federasyonun, Sual Sporları Federasyonu'nun öz gelirlerinin büyük bir çoğunluğunu sizler sağlamış olmakla beraber işte genel kurulda ya da seçimde maalesef ki yeteri kadar temsil edilmediğimizi düşünüyorum. Şimdi oy potansiyelinize baktığınızda ana statüde belirtildiği üzere ancak 10 tane dalış merkezine oy kullanma hakkı veriliyor. Bu da maalesef ki çok da demokratik ya da kabul edilebilir bir durum değil. Bu sadece sizin federasyonlara olan mali desteklerinizle de alakalı değil. Yani bu para, spora katkı, ülkeye katkı, ülkenin tanıtımı amacıyla tabii ki gene verilebilir. Bu sizlerden gelen zaten duyumlarım da bunu söylüyor. Yani bunu belirtiyor. Yani biz işin parasında da değiliz ama sesimizin duyulmasını istiyoruz deniliyor. Ve tabii ki
bir önceki iptal edilen seçim sürecine de genel delege listesine baktığımızda da şu anda yayınlanan delege listesine de baktığımızda gerçekten temsilimiz son derece maalesef ki az. Şimdi ana statüde dalış merkezlerinin en fazla işte breve kesen 10 dalış merkezine delege verme hakkı tanınıyor. Ya da işte içerisinde dalış merkezi bulundurulan spor kulüplerine artı bir tane daha oy hakkı tanınıyor. Bu da benim bildiğim 200 civarı ya da 200'ün üzerinde dalış merkezi var. Bu da hepinizi temsil ediyor anlamına gelmiyor aslında. Bununla ilgili tabii ki düzenlemeler yapılabilir. Sonuçta bunların hepsi ana statüye bağlanmıştır. Ana statüde bir değişiklikle tabii ki hukuk çerçevesinde bu durum düzenlenebilir ve daha çok söz hakkınız, daha çok temsiliniz, sorunlarınızı daha fazla gündeme getirebilecek bir ortam elde edebilirsiniz. Dalış merkezleriyle ilgili benim diğer tespit ettiğim başka bir problem de işte bu biz federasyon olarak SIMAS'a bağlıyız ama başka uluslararası dalış sertifikaları da verilmekte, dalış merkezi ya da eğitimleri de verilmekte. Bununla ilgili bazı sorunlarla yüzde geldiğimizin de farkındayız. Özellikle bu hem ülkemizin hem federasyonlarımızın çıkarları doğrultusunda bu diğer sistemlerin de akredite edilmesi konusunda çalışmalar yapmayı planlıyorum. Belki yani gerekirse milli bir akreditasyon sistemi oluşturup uluslararası tüm bu dalış eğitim sistemlerini buraya akredite edip bunun üzerinden de yola çıkabiliriz. Tabii diğer dalış sistemlerinin kabul görmemesi aslında sizin temsil şansınızı da azaltıyor federasyon bünyesinde. Çünkü baktığınızda en fazla bir röve kesen 10 kulübe oy hakkı tanınıyor. Bu da baktığımızda işte maalesef ki sadece SIMAS üzerinden bir röve veren dalış merkezlerine tanınmış oluyor. Bunun dışında bu sektörün genişletilmesi ya da diğer sistemlerin de federasyon nezdinde kabul edilmesi aslında farklı bir ya da yeni bir istihdam olanağı da sağlayacak gençlerimiz için, yeni eğitimlerimiz için istihdam olanağı da sağlayacağını düşünüyorum. Bunlar tabii benim şu ana kadar duyduğum sorunlar ve bunlara mevcut ana statü ya da hukuk çerçevesinde üretebileceğim çözümler. Tabii daha çok hani sizlerden gelecek sorunları ve önerileri dinlemekten yanayım. Bunun dışında dalış merkezleriyle ilgili teknik dalış talimatlarının çıkar ya daha doğrusu bir talimat var ama bunların daha güncel olmasını bekliyoruz. Sizlerin üzerinizde işte malzeme yani çok teknik dalış olduğu için çok ciddi bir malzeme masraflarınızın ve bunların sürekli güncel ve bakımlı olması gerektiğini de biliyoruz. Bunlarla ilgili yasal düzenlemeler güncel koşullara uygun olarak değiştirilebilir ana statü içerisinde. İhtiyaca cevap veren bir teknik dalış talimatnamesinin çıkartılmasını da planlıyoruz. Ve dalış merkezlerinin bazılarında dostlarımızdan biliyorum, can kurtaran eğitimleri de veriliyor. Bunların da sıkıntıları olduğunu biliyoruz. Can kurtaran merkezlerinin ve yine aynı şekilde dalış eğitmenlerinin sınavlarının merkezi bir şekilde yapılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bu herhangi bir kişiyi, zümreyi ya da herhangi bir merkezi zan altında bırakmak için değil ama merkezi yapılmayan sınavlarda her zaman bir subjektiflik oluyor maalesef ki. Olmasa dahi insanların kafasında soru işaretleri kalabiliyor. Dalış eğitmenleri sınavlarının merkezi sisteme dönüştürülmesi, daha açık, daha şeffaf bir sınav sisteminin yapılması, herkesin aklındaki bu
olsa da olmasa da bu soru işaretlerini gidermeye yardımcı olacağını düşünüyorum. Bunun dışında yetki belgeleri, eğitmen ücretleri, bunların da merkezlerin birçoğunun sırtında ciddi bir mali külfet oluşturduğunu farkındayız. Tabii ben böyle hiç olmayacak vaatler vermek istemiyorum. Mevcut konjonktürde, mevcut ekonomik koşullarda yapılabilir, hani bu ücretler alınmayacak, yok böyle bir şey para talep edilmeyecek falan, bunlar hiç olası vaatler değil ama bunları makul düzeye çekmek için elimizden geleni yapacağız tabii ki. Yine daha önce söylediğim gibi can kurtaran merkezleriyle ilgili, yani dalış merkezlerinin birçoğu can kurtaran eğitim de yapıyor ya da bazıları yapıyor. Yine ana statüye baktığımızda yine dalış merkezlerinin en azından 10 tane oyu var. Can kurtaran eğitim verenlerin hiçbir şekilde temsili yok. Yine bunlar da aynı şekilde bazı mali yükümlülükleri var federasyona karşı. Ve bu yükümlülükleri yerine getirmiş olmalarına rağmen can kurtaran eğitim veren merkezlerin hiçbir şekilde temsil şansları yok. Kendilerini ya da kendilerini ifade edebilecekleri, sorunlarını söyleyebilecekleri bir ortam hazırlanmış değil. Ve ana statüde eğer tabii ki hep altını çiziyorum, hukuksal olarak bir sıkıntı yoksa ana statüde bu konuda da değişiklikler yapmayı planlıyoruz. Ve ben işte 6 yaşından bu tarafa havuzdayım. Yaklaşık 40 senedir ben suyun içerisindeyim. Sizler daha çok suyun altındasınız ama ben suyun üstündeyim. Ve kendim yüzerken de, antrenörlük yaparken de, şu anda işte kendi sağlığım için işte gene havuza gidiyorum, iyi kötü egzersiz yapmaya çalışıyorum. Can kurtaran kardeşlerimiz, bizim öğrencilerimiz, bunların da sıkıntılarını biliyorum. Vize ettirmek, bunları sınavlar, bazılarının sınavları hakkaniyetli olduğu için son derece zor geçerken maalesef ki bazıları çok daha kolay koşullarda bu belgeleri almaya hak kazanabiliyor. Ülkemizde binlerce insanın her yıl bu olarak öldüğü de bir gerçek. Bunu da kimse yatsıyamaz. Böyle bir durumda biz biraz da dönüp kendimize bakmak zorundayız. Yani biz bu eğitimleri nasıl yapıyoruz? Doğru mu veriyoruz? Bu belgeleri gerçekten hak eden insanlara mı veriyoruz? Yine dalış merkezlerinin eğitimlerinde olduğu gibi can kurtaran merkezlerinin eğitimlerinde de şeffaf ve mümkünse merkezi bir sınav sistemiyle adil bir şekilde bu belgeleri gerçekten hak edenlerin almasını ve kullanmasını istiyorum. Ve bu konuda da elimden gelen her şeyi yapacağımı tekrar söylüyorum. İşte hukuk el verdiği müddetçe elimden gelen her şeyi yapacağımı huzurlarınızda söz veriyorum. Tabii Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu enteresan bir yapıya sahip. Yani içerisinde birçok branşı barındırıyor. İşte scuba diving var, yani dalış merkezleri var, can kurtaranlık var, işte sualtı hokeyi var, sualtı rugby'si var, paletli yüzme, zıpkınlı balık avı, birçok spor branşının içerisinde barındırıyor. Şimdi spor kulüplerini dinlediğimizde onların da ayrı ayrı sorunları var. Müsabakaya gelecekler, işte harcırahlarla ilgili sıkıntılar yaşıyorlar. Ben her zaman şunu söylerim, eşit olmak, adil olmak demek değildir aslında. Adil olmak gerekir. Yani bu şunun gibi, Kocaeli'nde yapılacak bir müsabakaya İstanbul'dan gelecek kulübün harcırağıyla Gaziantep'ten gelecek kulübün harcırağı aynı olamaz. Yani bu çocukların böylelikle katılım hakkını bir şekilde engel olmuş oluyorsunuz. Ve bu konuda da işte kulüplere elimizden geldiği kadar adil bir şekilde destek olmaya ve yardımcı olmaya çalışacağız. Bunun dışında tabii ki tüm eğitimlerde bir talimatlarda bir revizyona gitmek gerektiğini düşünüyorum. Gördüğüm, duyduğum ve araştırdığım kadarıyla, bildiğim kadarıyla. Disiplin talimatı özellikle düzenlenmesi gerekiyor. Yani tabii ki bir disiplin talimatımız var. İşte Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi bir sporcunun zeki, çevik
ve aynı zamanda ahlaklısını seviyoruz. Tabii ki bu illa elimize sopa alacağız, insanları cezalandıracağız anlamına gelmiyor. Disiplin talimatı çerçevesi içerisinde genç arkadaşlarımızın özellikle kurallara uygun davranışlarda bulunması konusunda onları telkin etmeye ve eğitmeye çalışacağız. Bunun dışında yani bütün bunları tabii ki yapabilmek için önce yönetime uygun görünmemiz gerekiyor. Yani bunu hem oy kullanacak delegelerimiz hem de bakanlığımızdaki büyüklerimizin bunları görüp takdir etmesi gerekiyor. Ama daha önce de söylediğim gibi yani ben her şeyi yapacağım, onu yapacağım, bu problemi çözeceğim diye vaatler, sözler vermek istemiyorum. Verebileceğim tek söz, yapabileceğim en iyisini yapacağım. Ve öncelikle sizleri dinleyeceğim. Yani ortak akılla hareket etmeye çalışacağım. Çünkü işin erbabı sizlersiniz. Bu süreçte bütün problemleri yaşayan, gören, bunlarla yüz yüze gelen sizlersiniz. Benim yapabileceğim tek şey yönetime aday olan birisi olarak işte sizlerden gelen talepleri dinlemek, ehil kişilere danışarak bu problemlerinize ya da taleplerinize bir karşılık verebilmek ve bu süreç içerisindeki de tabii ki hem kamu yararını hem de bireylerin faydasını düşünmek zorundayım. Benim şimdiye kadar hani gördüğüm problemler, bu problemleri üretebileceğim çözümler bunlar. Bunun dışında hani sizlerin soracağı, ekleyeceği, ben öncelikle aslında sizleri daha çok dinlemek istiyorum. Yani böyle bize bırakırsanız düşünürsünüz bu işi. Münferit olarak birçok arkadaşımızı dinledim. Ama böyle bir platformda ilk defa bir arada oluyoruz. Hı. Ama yani benim gözden kaçırdığım ya da atladığım, sizlerin dile getirmek istediğiniz problemler varsa öncelikli olarak ben bunları dinlemek isterim. Hani yine ortak akıl çerçevesinde bunlara hep beraber ne tip çözümler üretebiliriz bunları konuşmak isterim. Ali Nedim Öcalı hocamız başarılar dilemiş. Evet, ben evet. Teşekkür ediyorum kendisine. Çok nazik bir davranış. İstiyorsanız şimdi karşılıklı sohbet şeklinde götürelim Neşe Hanım. Tabii ki. Bu arada katılmak isteyen arkadaşlar, soru yöneltmek isteyen arkadaşların da sorularını bekliyoruz. Buradan Neşe Hanım'a ileteceğim. Şimdi hemen şunu söyleyeyim. Konuşmanızın başında topluluğun dışından biri olarak dediniz. Evet, aslında çünkü bana gelen en büyük eleştiri bu yönde. Yok, ben ona katılmıyorum. Çünkü şu ana kadar gelen başkanların hiçbiri bizim topluluğumuz içinde değildi zaten. O yani topluluk olarak bizi hiçbir zaman görmediler. Onun için kendinizi asla böyle hissetmeyin. Konuşmanız arasında küçük küçük notlar almıştım. Şimdi mutlaka bir ekip kuracaksınız. Bir yönetim kurulu oluşacak. En başta bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi, bir zamanlar İnkılap Bey'in döneminde ben Dalış Merkezleri Kurul Başkanı olarak yedek yönetim kurulu yedek listesi içerisindeydim. Sanıyorum Ertan Hocam da vardı orada. Sonra ne hikmetli olduysa oradan kaybolduk. Ama en azından bu topluluk içerisinde varlığımızın hissedilebilmesi için hiç olmazsa dalış merkezlerinden birinin yönetim kurulunda olmasının ciddi anlamda bir değişiklik olacağını düşünüyorum. Öncelikle bu konuyu belirteyim size. Çünkü bizim için çok önemli bu. İçeride bir sesimizin olması önemli. Çünkü bir keresinde bir şekilde ben bir toplantıya katıldığımda yönetim kurulundaki üyelerin hiçbirinin bizim varlığımızdan haberi olmadığını çok net olarak gördüm. Dolayısıyla orada dalış merkezlerinden dalış merkezlerini temsil eden yine bu sektörün içinden bir arkadaşımızın olması bana göre çok önemli. Şimdi yine bir ara tam net olarak tarihi anımsayamıyorum. Hatırlayan arkadaşlar varsa düzeltebilirler.
bu seçme seçilme hakları çerçevesinde Harun Bey'in son yönetime seçildiği seçim aşamasında Harun Bey bir şekilde nasıl olduğunu bilmiyorum. Hala öğrenemedik onu da. Bir şekilde bütün dalış merkezlerinin oy kullanmasını sağladı. Tarih olarak da yanlış hatırlamıyorsam 2005 yılında İnkılap Bey döneme başladı. İnkılap Bey'in dönemi başladı. Ondan önceki dönemdi. Yani 2000'ler başı olması gerekiyor. O seçimlerde bütün dalış merkezleri oy kullandı. Hatta oyumuzu da bölgelerdeki il müdür il spor müdürlüklerine giderek kullandık. Bu nasıl oldu bilmiyorum ama böyle bir şey olduysa, tarihte bir kez bile olsa bunu bir emsal olarak alıp bir araştırmakta yarar var diye düşünüyorum. Çünkü ben en azından bu sonuçlara ulaşamadım. Nasıl olduğunu öğrenemedim. Yani bunlar tabii ki seçime kimlerin katılacağı ana statüde belirleniyor. Bu bir resmi yönetim kurullarının alacağı kararlarla ana statüde yapılacak değişiklikler resmi gazetede yayınlanarak yapılabiliyor. Tabii ki bu planladığımız her işle ilgili kurullar kuracağımızı söyledim. Yani ben işin ehil kişilerle beraber çalışmak istediğimi her daim vurguluyorum. Bölgesel kurullar da olabilir bununla ilgili Türkiye genelinde. Yani işte İstanbul'da, Ege'de ya da Akdeniz bölgesinde ayrı ayrı kurullar oluşabilir, oluşturulabilir. Bunlar bu şekilde temsil edilebilir. Bunun dışında yani bu sizin bahsetmiş olduğunuz eski yönetimler zamanında kurulmuş ve sonradan feshedilmiş olan bu kurullar tekrar tabii ki canlandırılabilir. Ya ben işin açıkçası bu yola çıktığımda işte yakın dostlarımla da hep bunu paylaşıyorum. Yani keşke bize bu imkan sunulsa yönetimde gerçekten her branştan ehil bir büyüğümüzü, bir emektarımızı orada bulundurabilsek ki bütün bu problemleri ve bu problemlere sunulabilecek çözümleri bize iletebilsin. Umarım bu imkanımız olur ve ben gerçekten hani yönetim kurulunda ya da eğitim kurullarında sizlerle birlikte çalışmaktan gurur duyarım. Çünkü bu benim bir kazancım olur. Yani hem sizin topluluğunuzun bir kazancı hem de ben yaptığım her şey bir eğitim olarak bakarım. Eğitim süreci olarak diyorum. Benim de eğitimime katkıda bulunursunuz sizler. Yani eğer yola çıkıyorsak zaten iyi bir şeyler yapmak istiyorsak bunu hep beraber yapacağız. Ben tek başıma hiçbir şeye kadir değilim. Bu sizlerin desteğiyle olacak işler. Evet. Şimdi kurumlar kalıcıdır. Yöneticiler geçilir demiştiniz. Bundan not aldım. Şöyle bir sıkıntımız oluyor. Bizim bu tabii sadece federasyon için söylemiyorum. Türkiye genelinde kurumlar her ne kadar kalıcı olsa da her yönetim değişikliğinde kurumlar her şeyi sıfırdan yeni baştan düzenlemeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bir standarda oturamıyoruz. Yani her gelen yönetim tabirimi hoş görün kendi sınırlarını çizmeye çalışıyor. Bizim dileğimiz şu ki bir takım şeyler netleştikten sonra artık kim gelirse gelsin o standartlar üzerinden her şey otomatik bir şekilde devam etsin. Tabii ki güncellemeler olacak. Tabii ki bir takım değişiklikler olacak ama bu böyle toptan bir değişiklik şeklinde değil. Bunu söylememin sebebi şu. Siz yönetime gelirseniz ya da herhangi bir başka bir adayımız yönetime gelirse yeniden yapılanmaya gittiğinizde bizi rahatsız edecek zaten bir şey olamaz. Çünkü biz zaten yeteri kadar rahatsızız. Dolayısıyla bizi etkileyecek herhangi bir şey. Bundan kötüsü ne olabilir? En kötü işimize son verebilirler. Onun dışında zaten daha kötü bir şey olabileceğini düşünmüyorum. Ama bir standarda oturursa ki buna örnek vermek gerekirse şöyle net olarak söyleyeyim. Bu biraz önce bahsettiğim bütün dalış merkezlerinin oy kullanma olayı olduktan sonra ki o seçimlerde Sayın İnkılap Bey yönetimi kaybetmişti, yarışı kaybetmişti. Daha sonra kendi yönetime geldiğinde ondan sonra tarih olarak bakarsak buluruz. Ana statü ondan sonra geliştirildi. En azından kendi bu takım problemler yaşamasın diye. Yani sözün özü
bir standarda oturtmak, bir net şey üzerinden gitmekte yarar var diye düşünüyorum. Bunu tabii ki eğer siz de söylediğiniz gibi bizleri dinlerseniz derken, yani karşılıklı demokratik görüşmeler içerisinde bunları oluşturursak tabii biz de elimizden geleni yapmaya çalışırız. Bu daha net, daha doğru bir şey olur diye düşünüyorum. Bu tabii sizin de söylediğiniz gibi, yani işte her yönetim değişikliğinde Türkiye'de bir tek federasyonlar için birçok kurulda birçok şey yeni baştan yazılıyor. Yeni şeyler yapılmaya çalışılıyor. Tabii iyi niyetli olarak, ben yapılan hiçbir şeyin hani kötü niyetli olarak yapıldığını kesinlikle düşünmüyorum. Yapılan her şeyin kamu yararına olduğunu düşünüyorum. Her idareci, her büyüğümüz, her yetkili organ ya da kişi bunları iyi niyetli bir şekilde yapıyor. Tabii karşılık buluyor ya da bulmuyor. Yani bütün bunların hepsi bir süreçtir. İşte 5 tane taş atarsınız, bir tanesi hedefe vurur. Herkes bir şekilde iyi niyetli olarak iyi bir şeyler yapmaya çalışıyor. Şu konuda bir açıklık getirmek istiyorum. Şimdi dalış merkezler açısından baktığımızda işte 200'ün üzerinde dalış merkezi var. Tabii ki bunların tamamının genel kurulda oy kullanma ya da genel kurullarda bulunma şansı yok, temsil edilme şansı yok. Tabii bunu gene mantıksal bir oran içerisinde yapmakta fayda var ama ben de bir şeye çok inanmıyorum. Yani en fazla büröve kesen 10 dalış merkezi bizi temsil etsin. Yani bu çok adil bir yaklaşım değil. Bazı perifer şartlardan, çevresel şartlardan yani zorunluluklardan dolayı o sezon ya da son bir iki sezon birileri çok fazla büroyu kesememiş olabilir. Bu da bunların temsil hakkını ellerinden almak çok da adil gelmiyor. Ama tabii ki böyle 200 küsür tane dalış merkezinde aynı anda genel kurullarda temsil edilmesi de çok da mümkün görünmüyor. İşte bununla ilgili bir düzenleme yapılabilir. Çünkü yani siz veya dalış merkezleri olarak kendi aranızda işte bölgesel kurullar oluşturabilirsiniz. Bunlar bir şekilde genel kurulda, federasyon bünyesinde sizleri temsil edebilir. Peki tabii ki mevcut ana statüye göre bütün dalış merkezleri kullanamaz. Şu anda kullanamıyor her ne kadar demokratik olmasa da. Bunlara can kurtaran kulüplere de dahil. Ama şunu da ben çok adil olduğunu düşünmüyorum. Zaten bu adil değil ama işte atıyorum henüz işte aktif olmayan eski hakem. İşte Yelken Federasyonu'ndan biri. Yani dış kapının dış mandalı gibi, bu artık adaletsizliğin tavan yaptığı bir sistem gibi geliyor bana. Bilemiyorum, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani şimdi genellikle federasyonların tamamında ana statünün içerisinde işte bürokrasinin belli oyları vardır ve o spor branşı içerisinde o spor branşının temsil edildiği işte hakemler, eski milli sporcular ya da işte amatör spor kulüpleri federasyonu tarafından işte iki tane temsilci bizim de ana statümüzde mevcut bir şekilde oy kullanma hakkına sahipler. Ama bu kişilerin aynı zamanda başka bir federasyonda görevli olup olmamaları aslında bizi çok da bağlayıcı değil. Ama eski hakemler, eski antrenörler, eski milli sporcular, sonuçta bu insanlar belli bir birikimle geliyorlar. Sporcu olarak tabii. Sporcu olarak, hakem olarak ya da antrenör olarak. Yılların getirmiş olduğu bir tecrübe, iyi ya da kötü, bir sürü bilgi. Yani aslında federasyonun ya da işte sualtı sporlarıyla ilgilenen birçok insanı yıllarca duymuş ve bunları özümsemiş insanlar. O yüzden ben bunların da oy kullanmalarında aslında ya da genel kurulda bulunmalarında çok bir sakınca görmüyorum. Çünkü bir tecrübeyi de oraya aktarıyorlar aslında. Sandığa da bir tecrübe aktarıyorlar. Tabii bunların seçimi konusunda da ana statüde yani yine hep altını çiziyorum. Hukuka uygun bir şekilde ve adil bir değişikliğe gidilebilir. Yani hakemler için işte kura,
yapılması gerekiyor. Ya da işte eski antrenörler için eğer sayı belli bir sayının üzerindeyse yine kura ile belirlenmesi gerekiyor. Bunların noter huzurunda yapılması, şeffaflık gerektirmesi önemli. Yani eğer bunlar da katılacaksa bunlar böyle bir kişinin ya da yönetim kurulunun kararıyla değil, noter huzurunda şeffaf bir şekilde belirlenmesinden yanayım. Ama temsilleri konusunda ben sizinle maalesef ki aynı şekilde düşünmüyorum. Yani eski hakemlerin de, eski antrenörlerin de, eski milli sporcuların da bir şekilde genel kurul içerisinde temsil edilmeleri gerektiğine inanıyorum. Bir noktada size katılıyorum. Bunu net olarak söylememde yarar var. Biz yani dalış merkezleri ki ne yazık bunun önüne ticari dalış merkezleri ibaresini koymak zorundayım. Yarınımızı, geçimimizi, ekmeğimizi düşünürken işin sportif tarafında olan kesimin bizim geleceğimizle ilgili karar vermesi bana hiç adil gelmiyor. Zaten bizim bu ortamın içerisinde bulunmamız baştan yanlış ve biliyorsunuz mutlaka Ahmet Başkan'la da konuşmuşsunuzdur. Evet. 1990 turizm şeyinden beri biz mahvolmuş durumdayız. Kimse varlığımızdan bile haberi yok. Bizim bir mesleki tanımlamamız bile yok. Bunun için yapılan çalışmalarda bilmiyorum hiç incelediniz mi? Yine bunu baltalayan ne yazık ki federasyon çıkıyor karşımıza. Bu da bizi oldukça üzüyor. Tabii, 1990 tarihi Türk Karasuları'nda yapılacak işte dalışlarla ilgili düzenlemeler onunla ilgili ki ben hep soruyorum işte bir spor federasyonunun altında niye bulunuyorsunuz? Aslında önce bunu tartışmamız gerekiyor ama bunu tartışılacak merkezde burası değil. Evet şu anda, evet, uygun, şu anda bunu yapacak durumda değiliz ama bunun altını çizmekte yarar var çünkü en azından belki konuyla ilgisi olmayan arkadaşların, dinleyici olarak katılan arkadaşları da bizim derdimizden bir nebze olsun neler olduğunu anlamaya çalışırlar diye düşünüyorum. Ben şimdi, bir çok özür diliyorum. Bir spor rica bilimci ederim. Olarak hep bunu da tartışmasını yapıyorum. Hani insanlar parkta yürüyüşe gittiklerinde bile işte rekreatif bir faaliyeti bile spor olarak adlandırıyorlar. Hı-hı. Aslında sizin yaptığınız işler de işte rekreatif bir faaliyettir. Bir şeyin spor sayılabilmesi için müsabakasının olması gerekiyor. Yani müsabakası olmayan bir şeyi bir spor federasyonu içerisinde yer alması da aslında çok da makul değil ama bu yıllardır böyle süre gelmiş. Şu anda bunu da tartışacak durumda değiliz. Evet. Zaten sportif olduğunu kanıtlamak için bize birer de lisans yaptılar dalış eğitmenlerine ama bilmiyorum ne derece geçerli. Aslında yani Scuba'nın da müsabakaları bildiğim kadarıyla var ama herhalde bizim mevcut federasyonumuz bu konuda bir etkinlik yapmıyor bildiğim kadarıyla. Yani nasıl el altında olduğunuz için o kadarına uğraşmayı bile tenezzül etmediler şimdiye kadar. Bakalım göreceğiz. Peki bu arada sizin söylemek istediğiniz bir şey varsa ben sözünüzü kesmeyeyim. Yok, hayır. Buyurun lütfen. Bu farklı sistemlerin Türkiye'de verilmesiyle ilgili herhangi bir çalışmanız ya da bir düşünceniz var mı? Yani bu tabii ki yani Uluslararası Federasyon işte burada ben de mesajları görüyorum, dikkatim dağılıyor. Uluslararası Federasyon'un siması yani kabul görmesinden dolayı bizim Ulusal Federasyonumuzda, Türkiye Sağlık Sporları Federasyonu'nda ana statüye göre biz SIMAS'a bağlıyız tabii ki. Ama bu diğer uluslararası dalış belgelerini de konuşmamda da bahsettim. Yani akredite etmenin ya da ortak bir akreditasyon programı çıkartıp bu eğitim koşullarını sağlayan her uluslararası eğitim belgesi ya da dalış sertifikası veren sistemi de kabul edebiliriz. Yani ama bu birçok kuruluşta vardır. Bir akreditasyon komitesi kurulur. Bunlar yaptıkları tüm eğitimler sunarlar. İşte belgeleriyle, eğitimleriyle ve bizim bağlı olduğumuz dalış sistemine uygun sertifika veriliyorsa, dalışlar, eğitimler veriliyorsa bunlar da bir şekilde akredite edilebilir.
Anladım. Sanıyorum bu konuyla ilgili bayağı bir konuşmamız olacak eğer yönetime gelirseniz. Bayağı anlatmamız gereken konular olacak bununla ilgili. Çünkü bizde biraz daha farklı, bundan önceki sistemde biraz daha farklı yaklaştı federasyon buna. Akreditasyondan kasıt belli bir harca bağlamaktı. Dolayısıyla bu şekilde değil de bütün dünyada olduğu gibi. Çünkü SIMAS bütün dünyada diğer sistemlerde olduğu gibi direkt OCC'likle yani dalış merkezlerinin direkt üye olabileceği bir sistem. Yani bir federasyona bağlanması bir tek bizim ülkemizde var. Dünyada birçok aynı ülkede birçok federasyon var ya da kurumlar var vesaire. Bu uzun bir konu. İnşallah başkan olursanız bunu konuşmakta keyif alırım. Bir de bu ödemelerle ilgili, harçlarla ilgili. Yine burada şöyle bir derdimiz var. Tabii her yıl ülke koşullarına bakılmaksızın çok ciddi artışlarla bunları ödüyoruz. Bir de tabii asıl konu yıllık harçlarımız değil ki hiçbir ticari odanın, hiçbir meslek kuruluşunun da bizim kadar yıllık harç ödediğini görmedim şimdiye kadar. Ayrıca aldığımız belgeler de yurt dışındaki belgelerle rakamsal olarak Türk lirası karşılığı denk getirilmeye çalışılıyor ki bu zaten başlı başına bir facia. Ama en azından bu bir düzenleme, başında da söylediğiniz gibi bir düzenleme getirilirse buna, bir de ödeme koşulları biraz daha iyileştirilirse, çünkü ya işin başında peşin ödemek zorunda kalıyoruz bunu, ya da bir faiz ödeyerek iki ya da üçe bölünüyor ki böyle büyük rakamları anlaşma karşılığında herhangi bir bankayla uygun rakamlara çekilebileceği ya da peşin ödeyebilecek arkadaşlara bir yüzde indirimle en azından ödüllendirme gibi bir iyileştirme yapılabileceği konusunda herhalde bir takım çalışmalar olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ben şunu da önerebilirim. Harç artışlarının mutlaka şeffaf olması gerekiyor. Yani biz 2021 yılında 2022 yılının harçlarını önceden duyurmamız gerekiyor ki yani herkes önceden bu konuyla ilgili hazırlığını yapabilsin. Yani bu eğer şeffaf olmazsa bazı merkezler bu işi yani bir şekilde öğrenip kendine bir avantaj sağlayabilir. Yani bu harçların ne kadar olacağı, ne kadar arttırılacağı önceden belirtilirse insanlar buna göre kendisini hazırlayabilir. Yani bu harç bedelleri ödendiğinde herkes eminim işte sürprizle karşılaşıyordur. Beklemediği rakamlarla karşısına çıkınca. Ve tabii ki bu ödemelerle ilgili yani asgari de tutmaya çalışacağız. Yani böyle çok Diyor tabii yani sizden bu konuda bir herhangi bir Yok, şöyle söyleyeceğim. zaten de. Yani böyle bezirgen hesabı yapmak bizim işimiz değil. Tabii ki hani böyle şey ne kurtarıyorsa o falan değil. Yani gerçekten asgari de bu işin karşılığı neyse, bedeli neyse onu talep etmekten yanayız. Evet. Çünkü İnkılap Bey de yıllarca bize düşük alırsam hükümet beni cezalandırır gibi böyle gerçek üstü şeyler anlatıyordu da Yok canım yani cümle bizim bilmiyorum. bakanlığımızın da tek amacı ve gayesi vardır. Yani hem branşların yaygınlaşması hem de spor adına, kamu yararına iş yapılmasıdır. Yani bu konuda bakanlığın yani tam tersi bir yol izleyeceğini kesinlikle düşünmüyorum. Anladım. Peki herhangi bir anlaşmazlık aşamasında yani bir herhangi bir problem olduğunda işte atıyorum bir kaza olduğunda ya da bir usulsüzlük olduğunda dalış merkezleri de aynı spor yasasına uygun olarak yargılanıyor ve hatta askıya alınabiliyor. Oysa biz birer ticari işletmeyiz. Sonuçta bizim işletmemizin durdurulması anlık olarak bile olsa çok ciddi zararlara neden oluyor ve istenilen cezayı bile ödemeyecek
duruma geliyoruz. Bu gibi durumlarda dava açıldığı zaman direkt tahkim kuruluna takılıyoruz ve hiçbir şekilde kendimizi savunamıyoruz. Bu konuda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? Ya böyle bir süreçle karşılaştığınızda tabii ki merkezlerin kapatılması gerçekten çok kötü bir durum. Yani, tabii ki hukuki süreç devam ederken sizin mali kayıplar yaşamanız hem merkezler adından hem merkezde çalışan birçok insan açısından çok kötü olur. Bununla ilgili tabii ki bakanlığında, genel müdürlüğünde hukuk müşavirlikleri var. Bunlardan destek alınır. Yani bu süreç gerçekten en az mali ve manevi zararla nasıl atlatılabilir? Buna bakmak lazım. Evet, şeyde çok haklısınız. Yani bir kaza ya da bir problem olduğunda merkezlerin kapatılması çok ağır bir ceza. Buna kesinlikle katılıyorum. Yani hukuki süreç devam ederken, yani suçluluğunuz kanıtlanıncaya kadar aslında herkes masumdur. O gözle bakmak lazım. Hukuki süreç devam ederken aslında ticari faaliyetlerinize devam etmeniz gerekiyor. Ve bununla ilgili de hani yasal düzenlemeler yapılabilecekse, yapılamayacaksa bile bununla ilgili rahatsızlığımızda bir şekilde dile getiririz. Anladım. Bizim en önemli eksiklerimizden bir tanesi de ben Dalış Merkezleri Kurul Başkanı olarak görevde olduğum süre içerisinde çok uğraştım ama beceremedim. Ciddi bir istatistik problemimiz var. Dalış kazaları ile ilgili kurulalı bile federasyonun bir kaza istatistiği yok. Çok özür diliyorum. Tekrar edebilir misiniz? Duyamadım lütfen. Dalış kazaları ile ilgili bir istatistiğimiz yok. Daha bir sürü istatistiğimiz yok da dalış kazaları ile ilgili istatistik bizim için çok önemli. Önümüzü görmek, geleceğimize bakmak için bu saklanacak bir durum değil. Ne olduğu, nasıl olduğu, ne sebeplerden oluştuğu, bunu şeffaf olarak bir dosyada toplanması ve yıllara göre bir istatistik belirlenmesi, bir istatistik tutulması gerekiyor ki önümüzü görelim. İyiye mi gidiyoruz, kötüye mi gidiyoruz, hangi konulara daha çok dikkat etmemiz gerekli? Bu bir sır gibi saklanıp birkaç kişinin bilgisi dahilinde çözülecek bir konu değil. Bu konuda bir şeyler düşünüyor musunuz, düşünür müsünüz? Her işte olduğu gibi yani problemi net olarak ortaya koyamazsanız eğer, yani hastalığı teşhis koyamazsanız tedavi edemezsiniz. Evet. Yani nerede hata yapıyorsak bunu eğitmenlerin, herkesin bilmesi gerekir. Yani ortada bir problem varsa o problemi çözmeliyiz. Kişi hastaysa o hastalığa yönelik bir reçete yazmamız gerekiyor. Nerede yanlış yapıyoruz, nerede eksik yapıyoruz. Tabii ki hep söylediğimiz gibi şeffaflık. Yani bu istatistikler tutulmalı ama yani kötü bir reklam. Bu tabii ki bunları söylemek çok da böyle keyifle paylaşılacak bilgiler değil maalesef. Gayet tabii ama önümüzü görmek için önemli. Evet. Yani eksikliklerimizi görmek, eksikliklerimizi kapatmak için bunlar son derece önemli. Aslında federasyonların temel görevlerinden bir tanesi de budur. Federasyona bağlı olan tüm paydaşlara hukuksal yönde de destek vermektir. Evet. Ama bu konuda eksiklikler varsa biz de elimizden geldiği kadar bu eksiklikleri gidermeye çalışacağız. Teşekkür ederim. Bir şey daha önemli, bahsetmiştiniz konuşmanızda da sınavların merkezi olması konusuyla ilgili. Sınavlar uzun bir süredir merkezi olarak devam ediyor. Burada önemli olan şu, adil olmadığını düşündüğüm konu şu, ülkede yeteri kadar 3 yıldız eğitmen var. Yani eğitmen eğiticisi konumunda birçok arkadaşımız var. Sınav grubunun, sınav heyetinin sürekli aynı kişilerden olması yerine belli aralıklarla ya da her seferinde değişiklik olabilir. Yeteri kadar eğitmenimiz var. Hem bu arkadaşlara imkan tanımak açısından hem adil olmak açısından. Çünkü geçmeye garantili eğitim veren arkadaşlarımız oluyor. Dolayısıyla bu tip şeylerin önüne geçebilmek,
kişisel egoları biraz daha geride bırakıp gerçek anlamda bir eğitmen yetiştirmek ve bunlara hakikaten sonrasında da bu toplulukta işte sektör olmaya adım adım gidiyoruz. Dilerim daha kısa sürer. Ben de görürüm ölmeden. Böyle bir durumda daha adil, daha verimli olacağını düşünüyorum. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Yani uluslararası bir standart oturtmamız gerekiyor bu eğitimlerle ilgili. Ve bu standartlara uygun, işte bu standartların ya da yazıldığı bir kitabın bulunması gerekiyor. Ve şeyde çok haklısınız, yani 3 kişinin, 5 kişinin ya da bazı zümrelerin, bazı bireylerin tek eline bırakılmaması gerekiyor. Bu eğitimi verenler ya da sınavları veren insanların yetkinlikleri dahilinde değiştirilmesi konusunda destek olunabileceğini ya da bu yönde bir değişiklik yapılabileceğini düşünüyorum. Bu çok zor bir şey değil yani. Bu kişilerin inisiyatifiyle alakalı. Birilerine yetkiyi verirsiniz. Onlar yetkiyi iyi kullanır ya da kötüye kullanır. Eğer kötüye kullandıklarını düşünüyorsanız zaten yetki alır, başkasına devredersiniz. Peki şöyle bir şey düşünüyorum, uzun zamandır bunu dile getiriyorum ama tabii gerçekleştirmek çok mümkün olmuyor. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri, tabii ülkede de kaldırıldı sanıyorum pedagojiyle ilgili eğitim. Yılda en az bir kere ya da iki kere eğitmenleri toplayıp hem bir pedagojik formasyondan geçirmek hem de bilgi güncellemek açısından rutin toplantılar yapmayı düşünür müsünüz? Ya da buna sıcak bakar mısınız? Çok güzel bir plan. Kesinlikle çok güzel bir öneri. Ülkemizde tabii ki çok kıymetli birikimleri olan sporcularımız ve eğitimcilerimiz mevcut. Yani sporcu yetiştirmeye ya da bir eğitmen yetiştirmekte bir ilkokul talebesini yetiştirmekten çok farklı bir şey değil. Doğru yaklaşım, bu işi bilen kişilerin, işte pedagojik eğitim ya da bu formasyondan geçmiş kişilerin bunları yapması gerekir ve çok güzel bir öneri. İşte zaten işte hedeflediğimiz en önemli şey bu. Eğer yönetim bize devredilirse, işte buna layık görülürsek, ilk yapacağımız şey büyük bir çalıştay ve bu çalıştayda işte sizlerden gelen önerileri toparlamak, bir akıl süzgecinden geçirmek ve bu doğrultuda işte yeni komisyonlar oluşturmak ve yol haritamızı çizmektir. Ve ben eğitimin tam da ortasında olan birisi olarak gerçekten eğitimle her problemimizi çözebileceğimize inanıyorum. İnşallah sizin vaktinizi çok almıyorum. Bir şey daha sorayım aklıma gelmişken. Yine bizim problemlerimiz bitmez zaten de en azından bir takım mülki amirliklerle, yerel yönetimlerle, federasyon olarak arkamızda durarak destek olmayı düşünüyor musunuz? Yani şu ana kadar hep yalnızlık. Hep aynı şeyi söylüyorum. Federasyonların ya da tüm yöneticilerin asli görevlerinden bir tanesi budur. Yani bürokrasiyle ya da yerel yönetimlerle sizin aranızdaki iletişimi sağlamak. Bu arada bir mesaj geldi ama sizi okuyayım, ben sonra ona dönerim. Akın Yaman'da arkadaşımız göndermiş. Dalış merkezleri ekipman ve eğitmen sayı ve bilgileriyle denetleniyor. Ancak yönetmeliğe uygun eğitim verilip verilmediği denetlenmiyor. Bunun sonucunda dalış kazası ve problemleri kontrol altına alınamıyor. Ayrıca bu durum bir kulübün haksız olarak fazla büro kesmesini de sağlıyor. Akredite yapılmamış eğitmenler eğitim veriyor. Sizin de altını çizdiğiniz birçok problemi Akın arkadaşımız burada dile getirmiş. Burada Akın hocamın bu serzenişini hemen ben şöyle bir şey vereyim, açıklık getireyim. Mutlaka incelemişsinizdir ama göreceksiniz. Tabii biz topluluk olarak bir sürü sıkıntımız var ama şunu da net olarak söylemek gerekirse bizim içimizde de çok ideal davranmayan arkadaşlarımız olabiliyor. Bunlardan en çok can sıkıcı şeylerden bir tanesi. Ben A kulübünün, A dalış merkezinin sahibiyim. Hem
dalış eğitmeniyim hem de rehberim. Biliyorsunuz bir dalış merkezi açabilmek için hem eğitmen, en az 2 yıldız eğitmen, ki o da tartışılır, en az bir rehber olması gerekiyor. Ancak benim dalış merkezinde 2 tane daha eğitmenim var. Ben A dalış merkezinin sahibiyken B dalış merkezinin rehberi olarak gözüküyorum. Ona da destek veriyorum. İşte bir tarafı İstanbul'da, bir tarafı ülkenin başka bir tarafındaki dalış merkezinde. Böyle işte bir ayağım orada, bir ayağım burada. Bunların da tabii mutlaka bir düzene getirmesi lazım. Bu arada bunu söylemişken, dalış merkezi açma koşullarının da yeniden güncellenmesi gerekiyor, ele alınması gerekiyor. Ve bu ele alınırken de dilerim siz ya da diğer federasyon başkan adayları da dinliyordur. Büyük olasılıkla dinlediklerini tahmin ediyorum. Bunların mutlaka güncellenmesi gerekiyor ve bizim önümüzdeki en büyük problemlerden biri dalış rehberleri ve eğitmenleri. Dalış merkezi kendi bünyesinde bulunan dalış merkezi, dalış eğitmeni ve rehber olmadığı sürece dalışa çıkamıyor. Bu çok büyük bir yanlış. Dalış rehberiniz hastalanıyor. İşiniz iptal. Niye bir sürü dalış merkezi, bir sürü dalış rehberi var? Her sınavda bir sürü alınıyor. Ben öneri getirmiştim ama bu öneri hiç ciddiye alınmadı. Oysa federasyon bu işten daha iyi bir gelir elde edebilir. Yıllık aktive olmuş, harcını ödemiş bütün dalış rehberleri gerektiğinde rahatlıkla kiralanarak, bedeli ödenerek bu şekilde mağdur olan arkadaşlar tarafından kullanılabilmeli ve kazancın devamlılığı sağlanmalı. Tabii bununla ilgili gerekli şeyleri inşallah ileride karşılıklı konuşma şansımız da olur ama en büyük problemden bu bizim ticari çalışmamızın sportif tarafa yoğun olarak, haklı olarak sportif kısmını daha yoğun uğraş olarak benimseyen yönetimlerin bizim tamamen dışımızda kalması ve bizim çalışmalarımızın sürekli engele sete takılması. Yani başından beri hep söylüyorum, işte biz her türlü öneriye, her türlü projeye açığız. Zaten biz bir proje için buradayız. Yani ne gibi katkı sağlarız? Tüm paydaşlarımıza ne gibi kolaylıklar sağlarız? Biz bunun için buradayız. Zaten en kısa sürede de eğer yönetim bize teslim edilirse, bu işe layık görülürsek, en kısa sürede bir çalıştay, bir şura düzenleyerek tüm bunları gerçekten can kulağıyla dinleyeceğimize, yani huzurlarınıza söz veriyorum. Ha, bütün bu problemleri bir günde, 3 ayda, 5 ayda çözeriz. Bu çok aklı selim vaatler olmaz. Sorun değil. Ama, 1980'den beri bekliyoruz. Ama yani tekrar ediyorum, şuna söz veriyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmak için çalışacağım. Huzurlarınıza söz veriyorum yani. Çok teşekkür ederim. Benim şimdilik en azından soracaklarım bu kadar. Tanıdığım için çok mutlu oldum. Dilerim bu yarışmada başarıya ulaşırsınız. Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Sizin söylemek istediğiniz bir şey varsa alayım. Ben tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Gerçekten akşam bu saatinde beni dinlediğiniz, benimle problemlerinizi, dertlerinizi paylaştığınız için. Sonuç olarak tüm, eğer bu yönetim işi bize teslim edilirse, tüm çalışmalar için bir denetleme ve takip takvimi oluşturup, bir oluşturacağımız tabii ki proje birimleriyle bunu şeffaf bir şekilde tüm paydaşlarımızla paylaşılmasını temin edeceğiz. Temel yaklaşım ve niyetimi ortaya koyabildiğimi düşünüyorum. Ve bütün bu konuştuklarımızın sonucu olarak da adaylığımı tekrar sualtı sporlarının içerisinde yer alan tüm paydaşlarımızın takdirlerini sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Özellikle de davetimizi kabul ettiğiniz için bu benim için çok önemli. Çünkü bütün adayları davet ettim. Sağ olsun Ali Nedim Bey de cevap verdi. Hem tanıyoruz hem de tabii artık günümüz teknolojisinde bütün bunlar kayıt altında.
eğer iş başına gelirseniz unuttuklarınızı tekrar hatırlatırsınız. Delil olarak. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sizi daha fazla tutmuyorum. Çok sağ olun. Katılan herkese de buradan teşekkür ediyorum zaman ayırdıkları için. Sağ olun. Sağlıcakla kalın, sağlıkla kalın. Sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Başarılar. İyi akşamlar. Sağ olun. Evet, bir programımız daha burada bitti. Tekrar Neşe Hanım'a çok teşekkür ediyorum bu samimi cevapları için. Dilerim başarılı olur diğer bütün adaylar gibi. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.